Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürecine de bir tamam, bakalım isterseniz, tamam. hedeflerine de bakalım. Malumunuz Fırat Kalkanı Harekatı iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Cerablus, Çobanbey ve Dağbık terör örgütü DAEŞ'ten temizlendi. Sıradaki hedefler DAEŞ'in elindeki ELBAP ve PYD'nin elindeki Münbiç. Fırat Kalkanı Harekatı'nda hangi noktadayız bakalım, konuşmaya devam edeceğiz. Sınır güvenliğinin sağlanması ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinden kaynaklanan tehdidin bertaraf edilmesi için planlanan Fırat Kalkanı Harekatı 24 Ağustos'ta başladı. Şu ana dek 1350 km2'lik bir alanda kontrol sağlanmış durumda. İlk hedef sınırın hemen yanı başında bulunan Cerablus'tu. Kent uzun süredir terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensupları Türk ordusunun ateş desteğiyle kenti kısa sürede ele geçirdi. Ardından da Deaş yüzünden kenti terk etmek zorunda kalan halk Cerablus'a dönmeye başladı. İkinci hedefse ise Çoban Bey'di. Aziz Cerablus hattının tam ortasında yer alan Çoban Bey de çok geçmeden Deaş'tan temizlendi. Böylelikle bir diğer terör örgütü PYD'nin Aziz Cerablus hattında kontrolü ele alarak Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirmesinin önüne geçildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği sağladığı Özgür Suriye ordusunun ilerleyişi Çoban Bey'den sonra da sürdü. Çoban Bey'in güneybatısındaki Dabık geçtiğimiz ay terörist unsurlardan temizlendi. DH daha önce bölgede direneceğini ve Dabık'ta bir kıyamet savaşı yaşanacağını duyurmuştu. Ancak öyle olmadı. Özgür Suriye ordusuna bağlı muhalifler kenti kısa sürede geri aldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nda yeni hedef Elbap, Kent 2 yılı aşkın süredir terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde. Çobanbey'in 30 kilometre güneyinde yer alan Elbab, Halep'in en büyük ilçesi. Ayrıca bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olması nedeniyle de stratejik öneme sahip. Bu nedenle Elbab, Suriye'de Rakka'dan sonra DEAŞ'ın ikinci başkenti olarak nitelendiriliyor. PYD de Elbab'ı ele geçirip bölgede ilan ettiği kantonları güneyden birleştirmeyi amaçlıyor. Elbab'ın kontrolü, Halep ve Halep'e giriş çıkışları sağlayan Castillo yolunun denetimi açısından rejim güçleri için de önem taşıyor. Fırat Kalkanı harekatında bir diğer hedefse Münbiç. Kent bir süre önce PYD militanlarınca DEAŞ'tan alındı. Böylelikle PYD Fırat'ın batısına geçmiş oldu. Türkiye Fırat'ın batısında PYD varlığını kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında bölgedeki PYD mevzileri de zaman zaman ateş altına alınıyor. Doçent doktor Ali Faik Demir'le konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Membiç'ten bir başlayalım isterseniz. Elbabı'da e, konuşuruz. Şimdi Membiç PYD'nin e, kontrolü sağladığı bir bölge evet. olarak önümüze çıkıyor. Hatta bundan aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan e, Binali hı. Yıldırım da e, PYD doğusuna geçecek evet. dendi. Fakat biz tam tersine batıda ilerlediğini görüyoruz. Evet. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu harekat ilerledikçe... E, Öso yani TSK destekli Öso unsurlarıyla PYD arasında çatışmalar görecek miyiz? Bence e, Türkiye bu aşamada e, Öso'ya çok daha fazla destek verip PYD ile Öso'ya çatıştırmalı. Eğer böyle bir şey varsa yani Türkiye'nin burada PYD'ye kendi askeri ve ordusuyla belli bir aşamada girmek yerine o bölgenin zaten dokusunu bozduğunu düşündüğüne göre Türkiye Doğrusu da onun ÖSO üzerinden bir mücadele olması ama bizim bu Amerika ile bir pazarlığımız da vardı. Şimdi evet. belki daha sonra ilerleyen zamanlarda onu da konuşuruz. Şunun hatırlanması gerekiyor. Suriye açmasında bizim bir PYD problemimiz var. Evet. Ve YPG problemimiz var doğal olarak. Burada Amerika' askerin bir e, problemi var ki Amerikan başkanlık seçimi burada çok hayati. Acaba o. burada kim gelecek onu soruyoruz. Fakat Elbap'tan bahsediyor. Buraya indiğimiz zaman da hale yaklaşınca bu sefer Rusya'lı bir Aynen. probleme geliyoruz. Yani bir tarafta Membiç üzerinden Amerika ile Elbap üzerinden, de Rusya, Rusya üzerinden problem yaşama potansiyelimiz çok yüksek. Evet. Şu anda Genelkurmay Başkanımız e, Rusya'da, Rusya'da ve yani e, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da orada. Bu ciddi anlamda bu e, pazarlıkların olsun olduğunu yani. düşünüyorum. Yani bunun Halep üzerinde ne olacak ya da PYD'nin yönelik ne olacak? Daha doğrusu mücadele anlamında. O yüzden Membiç hayati bir konu. Fakat e, ben özellikle başkanlık seçimi sürecinde Clinton'ın ve e, Trump'ın ne düşündüğüne baktığımız zaman ikisinin de PYD ile tavrının çok uygun olduğunu görüyorum. Trump diyor ki çok iyi savaşçılar diyor. Evet. Bu ifadesi var çok açık şekilde. Ee, yine aynı şekilde Clinton'ınsa sözü var diyor ki Türkiye e, işit yerine daha çok DAEŞ yerine daha çok e, PYD ile ilgileniyor. Aslında bizim öncelikli derdimizin bu olması gerekiyor ve bize yarayan askerler de PYD ya da bunun YPG güçleri diyor. Şimdi böyle bir açmazda e, seçim öncesi bir şey yapmak mümkün diye Amerikan seçim Peki, öncesi. Peki silah kapasitesi olarak baktığımız zaman şimdi ÖSO'nun da belli. Evet. E, ama TSK farklı bir silah evet. kapasitesi tabii ki. O PYD'de ne var? Şimdi tabii askeri güç anlamında bir yorum yapamam ama onlar Amerika açısından sadece e, silah ve teçhizat değil, askeri güç olarak görüyor. Benim elimde oradan bir 20 bin, 25 bin elimde silahlandırabileceğim ve savaştırabileceğim asker olsun. Yani Amerika'nın gözünde o orada kendi askeri yerine savaşabilecek ve sonuç alabileceği asker. Hı hı. Ve diyor ki hem oralı asker, hem yerel asker, gerektiğini orada düzende kura, kurabilir ve bu anlamda Esad'ın karşısında Rusya'nın desteklediği Esad gücü karşısında ona bağlı olacak yeni bir güç olmasını istiyor. Çünkü öz Ordusu ama arada usudan, da Türkiye olacak şimdi bu durumda Türkiye ile kötü olma lüksü yok o yüzden onun derdi Türkiye ile iyi olabilecek bir şey bizim de derdimiz aslında çok iyi anlatmamız gereken şey, Kürt sorunumuz yok. Bizim oradaki PKK bağlantılı PYD'nin siyasal ideolojik durumundan ve terör desteğinden sorunumuz ama var. Ama öyle görmüyorlar benim anladığım. İşte biz öyle anlatmayınca sanki biz sadece PYD'ye karşıyız değil, oradaki terör desteğine karşıyız. Hı hı. Herkesin hatırlaması gereken şey bugün Türkiye, Bağdat'la değil Erbil'le iyi ilişkiler içerisinde, yani Barzani'yle ile ilişkiler içerisinde. Demek bizim bir Kürt problemimiz olamaz oradaki Kürtlerle ilgili hı. ama buradaki terör terörle ilgili, ilgili bizim terör destekle var. ilgili problemimiz var ama ne yazık ki Batı bunu biliyor, bunu bilmediğini tabii ki düşünmüyoruz ama diyor ki ben buraya asker göndermek istemiyorum. Daesh'in yenilgi uğratılması lazım. Esad'ın gücü var, Rusya onu kullanarak savaştırıyor ama benim burada savaştırabileceğim tek Kalabalık nüfus bu. Hı hı. Özgür Suriye ordusu daha dağınık ve içinde onların tasvip etmediği gruplarda bulunduğu için... ...Amerika açısından bakıldığında bu grup ve biz Türkiye olarak Amerika ile bu aşamada karşı karşıya kalacağız. Ama Türkiye diyor ki zaten ben gerekirse e, onun dışında bu işi yaparım ki belki Suriye'de konuşurken Rakka'da konuşacağız. Peki şunu soracağım. Şimdi e, geçenlerde bir takım haberler çıktı e, Türkiye... Eğer uçaklarını Suriye hava sahasında uçurursa bu ihlal sayılır hı hı. ve düşürülür. Şimdi bunu rejim mi söyledi Rusya mı söyledi orada böyle bir birazcık belirsizlik var. var. Ama sonuçta bu bir mesajdı ve onun akabinde de genelkurmay başkanı olsun, mit müsteşarı olsun şimdi Moskova'dalar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir takım açıklamaları var Halep konusunda. Orada nasıl bir anlaşmaya varılması düşünülüyor ve bir gün, daha da ilerletmek gerekirse eğer operasyonu Türkiye Hava Kuvvetine, Kuvvetlerine ihtiyaç duyacak mıdır sizce? Şimdi ben yayına gelmeden önce özellikle Genelkurmay Başkanı ziyareti üzerine Rusya'daki tepkileri almaya çalıştım. Rus haber ajansları ve Rus ajanslarına baktığınız zaman son derece olumlu bir hava görüyorsunuz. Yani Halep'le ilgili olsun, Türkiye'nin Suriye operasyonlarıyla ilgili olsun hiç böyle bir olumsuz tepki görmüyorsunuz. Yani bir olumsuz hava yok. Demek ki burada asıl ve şey deniyor, Türkiye ile Rusya arasında bir bilgi paylaşımı var deniyor. Bu çok önemli. Yani kalkıp ikisinin arasında bir istihbarat evet, paylaşımından evet. bahsedilmesi evet. bence çok değerli. Bu işbirliği içinde olduğunu gösteriyor. O yüzden Türkiye'nin uçağa girecekse Rusya'nın kabulüyle olacaktır. Hı hı. Türkiye Rusya'ya rağmen bunu yapmayacaktır. Çünkü Esad'dan bahsetmiyoruz zaten. Esad'ın da, Beşar Esad'ın da Batı basınına verdiği demeçler var. Orada da Türkiye üzerine çok bir söylemi yok. Hatta yok gibi bir şey. Yani evet. Türkiye aleyhine bir konuşması yok. Rusya muhtemelen bunu bastırmış durumda. Türkiye'yi eş güdüm içinde olduğundan bahsediyor. Ortak düşmanlarının, İŞİD ya da DAEŞ olduğunu söylüyor, PYD konusunda Türkiye yanında tavır takınıyor ama Türkiye'den de muhtemelen Esad karşıtı söylemini yumuşatmasını bekliyor. Böyle Peki. bir zımni anlaşma olabilir.